İlgili Onur Nizamoğlu hazır olduğunda dünya basını ne demiş? Yani bizimle ilgili çok fazla şey yazıldı, çizildi. Biz biraz sürpriz olarak görüldük. Biraz turnuvanın heyecanı olarak görüldük. Bir sürü detayımız vardı. Bu detaylar Avrupa basınında enteresan bir şekilde turnuva boyunca konuşuldu. Olum ya da olumsuz. Bakalım şimdi ne olmuş? Sevgili Onur Nizamoğlu, sen genel bir değerlendirme, bir derleme de yaptın. Neler söyleyebilirsin? Avrupa bizim için ne söylüyor? Teşekkürler Fatih Demirkol. İyi yayınlar diliyorum. Milli takımın dün Euro 2024'ten elenmesi tabii ki Avrupa basınında, dış basında çok büyük yankı uyandırdı. Hem milli takımı genel olarak bir gördüler, hem de oyuncular üzerine, futbolcularımız özelinde bir değerlendirme yaptılar. Milli takımdan başlayacak olursak Reuters okuyucularına Mert'in kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı yarı finale taşıdığı başlığıyla duyurdu okuyucularına ve detayında dedi ki Türkiye yarı final için stattaki tutkulu taraftar dalgasından yararlandı ama son 20 dakikadaki baskıya dayanamadı dedi. Diğer taraftan BBC Sport Türkiye için harika giden turnuva hayal kırıklığı yaratan bir sonla bitti dedi. Marka gazetesi Hollanda'nın dönüşünden, geri dönüşünden bahsederken Mary'in eksikliğinden bahsetti. O kısmın altını çizdi biraz daha. Fransa 24'e geçecek olursak Türkler şaşırtıcı olmayan biçimde stadın 4'te 3'lük kısmını doldurmuşlardı. Ancak Hollanda'nın geri dönüşüne mani olamadılar dedi. Diğer taraftan La Gazette delle Sport'a geçecek olursak orada bir yazar değerlendirmesi var. Sebastiano Varnezza'nın yaptığı değerlendirme. İtalyan yazar şöyle dedi. Montella'nın Türkiye'si Arda'nın yeteneği ve taraftarların sıcaklığıyla kendini kandırdı. 4 maç sonra ortaya çıkan savunma kırılganlığının faturasını ödediler dedi ve şöyle bir ek yaptı. Türkiye şayet Hollanda'ya elemiş olsaydı İngiltere için öngörülemeyen bir rakip olurdu dedi. Milli takımı burada kısa bir noktaladıktan sonra futbolcular kısmına geçeceğim. Çünkü hemen hemen birçok futbolcumuz çok fazla konuşuldu. Bunlardan belki de gecenin yıldızı Barış Alper Yılmaz'dı. Özellikle Van Dijk'le girdiği mücadeleler çok konuştu ki Van Dijk da yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Barış'tan övgüyle bahsetti. L'Ekip Barış Alper için şöyle bir ifade kullandı. Tam bir baş belası başlığı yaptı ve rakip savunmayı baştan aşağı yıprattı. Devre oyundan atılabilirdi, atılmalıydı diye de bir yorum olarak belirttiler. Bunu da söyleyelim. İtalyan Tutto Mercato Van Dijk ile sonuna kadar mücadele etti. Her zaman bir baş belası dedi. Onlar da aynı şekilde, benzer şekilde gördüler Barış Alper'in performansını. Calcio Mercato sarı saçları Van Dijk ve De Vrij'e fazla mesai yaptırdı. Bir an bile rahat vermedi dedi. Daily Mail çok kısa ve net, kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı dedi. Barış Alper'i de böyle noktalayalım. Arda Güler'e geçelim. Tabii ki İspanya basınından başlayacağız. Çünkü en çok konuşanlar onlar oldular. Arda'yı sürekli turnuva boyunca takip ettiler. Her maçımızı, milli maçımızı Arda üzerinden yorumladılar. AS gazetesi Koeman'ın De Vrij Gakpo'lu Hollanda'sı yarı finale götürmek için Arda'dan bir adeta Maradona performansı çıkarttı dedi. Marca Hollanda Arda Güler'i mucizesiz bıraktı dedi. Mundo Deportivo ise bir kez daha milli takımın lideri olmaya ortak çıktı dedi Arda için. Ferdi Kadıoğlu'na geçeceğiz. Ferdi Kadıoğlu bildiğiniz üzere Hollanda doğumlu ve Hollanda 6 yaş milli takımında çok kez oynamış bir futbolcumuz. Hollanda RTL yorumcusu Wolf Fuchs, yani belki de abartarak, mübalağa yaparak şöyle bir ifade kullandı. Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı oyuncusu dedi. Bild gazetesi ise Ferdi'nin performansından söz ederken Leverkusen ve Dortmund onu takip ediyor ilgili ve peşinde olduğunu belirtti. Tabii ki övgüler kadar eleştiriler de var milli futbolcularımıza. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. İtalya gazetesi, İtalyan gazeteleri daha çok Kenan'ı eleştirdiler. Tutto Sport Kenan Yıldız için yarı finalin kısa bir süre tadını çıkarttıktan sonra Türkiye'nin bir parçası olarak turnuvaya veda etti dedi Kenan için. Calcio Mercato Türk hücumcular arasında neredeyse en etkisiz isim kuşkusuz Kenan Yıldız diyerek biraz sert bir yorumda bulundular. Tutto Mercato ise birkaç aksiyon dışında gecenin en kötüsü Kenan Yıldız ifadelerini kullandı. Dış basın genel olarak milli takımımızın elenişine, turnuvadan elenişine ve futbolcularımızın performansını bu şekilde gördü diyerek sözü tekrardan size bırakayım Fatih Demirkol.